Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte her zaman olduğu gibi. Hocam günaydın. Neye bakacağız Barış? Spora bakacağız bugün biraz. Ekonominin gündemi falan kalmadı abi. Bir kere tebrik bugün ediyorum. Yani gerçekten inanılmaz bir maç oldu. Bugün hakikaten tüm gazetelerde, tüm internet sitelerinde Galatasaray konuşuluyor. Sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada konuşuluyor. Evet, turu geçemedi. Zaten çok zordu hakikaten turu geçmek ama neredeyse geçecekti. O yani noktaya getirdi. O dördüncü offside golü var ya, yani o olsaydı Barış bugün çok farklı olurdu. Evet yani. Dün akşam inanılmazdı hocam. İlk yarı çok iyi değildi belki ama bir de offside'den bir gol yedi ilk yarıda. 1-0 olunca tabii umutlar bir anda suya düştü. Fakat seyirci çok iyiydi, desteklemeye devam etti. Sonrasında ikinci yarı, özellikle o 45. dakika ile 75. dakika arasında fırtına gibi bir futbol vardı sahada ve ben şaşırdım bir ara. Şey dedim yani, acaba karşıdaki hakikaten Real Madrid mi falan dedim yani. Ben çünkü de aynı şey. Ayakları titriyordu adamların. Mourinho da bunu söyledi maçtan sonra, korktuk dedi goller arka arkaya gelince. Dediğiniz gibi o dördüncü gol offside olmasa, 4-1 olsa skor orada bambaşka bir yere gidecekti. Ama tabii şu da geliyor akla, hep o ilk maç geliyor akla. O ilk maçtaki o Norveçli, çok saygıyla andığım hakem. Orada iki penaltı var, işte bizim atamadıklarımız var. Orada biz bir gol atmış olsaydık bambaşka bir şey olurdu tabii. Ha, o zaman da bu kadar motive olur muydu takım, onu da bilemiyorum ama ne olursa olsun hakikaten tur gelmedi ama hakikaten büyük bir gururu yaşadık. Galatasaray bunu kesinlikle hep yapıyor. Daha önce de yaptı. Bugün işte herkes konuşuyor. Futbol severler. Hani at gözlüyle bakmayan. Aynen var öyle, çünkü aynen öyleleri de var. Burada zaten objektif olabilen gerçek futbol severler bugün hakkını veriyorlar Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in. Yani. Türkiye açısından çok önemli bir tanıtımdı. İyi oldu. Şimdi dediğim gibi bugün siz de baktınız işte az önce. Ben de bakıyorum dün akşamdan bu yana. Avrupa'da, dünyada gazeteler, spor gazeteleri de, diğer gazetelerde bu olayı yazıyorlar. Ya Mourinho'nun spor korktuk ifadesini yazıyorlar. Aynen, konuşuyorlar. Öyle. İyi oldu. Wall Street Journal bile, yani Wall Street Journal ilgisi yoktur çok fazla. Wall Street Journal'ın Türkiye baskısı tamamıyla buna ayrılmış durumda. Hakikaten anormal bir şey oldu. Yani ilk yarı aslında maçı açtığımda, yani ben hafif bir 3-5 dakika geç açtım. Sonra ilk golden sonra zaten bu olay bitti. Tabii. Yani bitti dedik ama 3-1'den sonra da neden olmasın dedik orada da 3-1 olduğunda. İnanılmaz bir heyecan vardı. Ya kim olursa olsun yani bunu takdir etmemesi mümkün değil. Yani orada futbolcuların, yani keşke Burak olsaydı orada. İşte o da mesela o hatalı kart yüzünden oynayamadı. Yalnız bir şey daha oldu Barış. Benim dikkatimi çeken. İşte maç sonrasında Ronaldo sahanın ortasına doğru, evet, yürüdü ve seyirciyi alkışladı. Yani seyirci inanılmazdı. Müthişti seyirci. Evet. Yani böyle bir motivasyon, böyle bir hocam destek. Hocam işte hem Ronaldo hem de Mourinho'nun maç sonrası yaptıkları. Mourinho da ikinci golü attılar 90+'da 3-2 olduğunda. Hemen gitti Fatih Terim'e sarıldı. Tek tek Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti. Hatta daha sonra Fatih Terim açıkladı. Fatih Terim'den izin isteyip soyunma odasına gitmiş. Galatasaray soyunma odasına. Orada yine Galatasaraylı futbolcuları tek tek tebrik etmiş. İşte büyük futbolcu, büyük hoca böyle olunuyor. Kesinlikle. Ronaldo gitti işte sahanın ortasında bütün tribünleri alkışladı. Ardından evet, Mourinho'nun bu hareketi, bu tavrı. Gerçekten bu adamlar çok özel adamlar. Futbola da renk katıyorlar. Her yani ne kadar dediğim gibi turu geçememiş olsak da bunların hepsi Türkiye açısından. Sadece Galatasaray için değil, Türkiye için büyük gurur. Kesinlikle. Türk futbolu çünkü başka türlü nasıl ileri gidecek hocam? Yani aynen öyle. İşte biliyorsunuz geçen sene, önceki sene yaşananları. Hep kötü, evet, şeylerle anıldık. Dünyada da böyle anıldık. Bunlar Türkiye açısından güzel şeyler. Şimdi sırada Fenerbahçe var. Yarın akşam Fenerbahçe 2-0'ın rövanşına gidiyor. Avantajlı, evet, gidiyor. Ben inanıyorum ki Fenerbahçe de turu geçecek orada. İnşallah. İtalya'da. 2-0 İnşallah. Çünkü çok ciddi bir avantaj. Lazio'nun da ben çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kim ne derse desin İtalyan takımı falan deniyor ama Lazio öyle Fenerbahçe'ye 3 gol atabilecek bir takım değil. Orada 3 gol atması gerekiyor. Ben umut ediyorum ki Fenerbahçe'de turu geçecek, yarı finale kalacak. Bir kez daha Türkiye konuşulacak. Bundan da herkesin taraflı tarafsız mutlu olması lazım. Kimse bu tip maçlarda meseleye at gözüyle bakmasın diyorum ben. Evet, kesinlikle. Bir de şey çok önemli ya. Yani bu işin aslında ekonomik boyutu da inanılmaz bir şey yani. Tabii. Bakıyorsun hakikaten bir tur geçilmiş olsa
Bugün ne olurdu mesela Galatasaray hisseleri turu geçseydi? Tabii ki direkt tavan açardı. Yani direkt çünkü muazzam bir para girişi oluyor. Senin bekle hani herkes 3-0'dan sonra artık yeni turlarda gelecek paranın sıfır olarak hesaplamıştı. O zaman ne oluyor? Tabii. Yarı final olduğu zaman yarı finalin havası artık takım fark etmiyordu. Yani şey bile fark etmiyordu. Zaten hocam Real Madrid geçtikten sonra kupa dersiniz artık yani. Kim gelirse gelsin ondan sonra. Evet aynen öyleydi. Allah ya ama güzel yani gerçekten Türk futbolu adına acayip muhteşemdi. Evet. Şimdi bakalım hocam bir kez daha tebrik edelim. Hem Galatasaray'ı hem hocasını ve taraftarları aynı zamanda. Yine Real Madrid'i tabii. Dün Fatih Terim dedi ki inşallah kupayı alırlar da biz de şampiyona elenmiş oluruz dedi. Öyle olur umarız. Artık Real Madrid'i destekleyeceğiz. Bir dakikadan sonra kupada Real Madrid'i destekleyeceğiz. Evet kesinlikle. Seneye diyelim artık. Seneye inşallah başka türlü olur. Bir Türk takımı yine bu noktalara belki daha ötesine gelir. Sadece Galatasaray değil belki Fenerbahçe, Beşiktaş ya da başka bir takım. Evet. Perşembe akşamı, yarın akşam içinde Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim şimdiden. Ve gelelim biz şimdi ekonomiden notlara. Şimdi hocam dün ne oldu ne bitti isterseniz öyle başlayalım. Evet dün ne oldu? Hem dış piyasalar açısından hem de Türkiye açısından baktığımızda istersen önce küresel piyasalara değinelim. Hı hı. Normalde dün Almanya'dan gelen bir kötü veri vardı. Dış ticaret verileri. O Alman borsasında bir miktar düşüşe sebep oldu. Artı Avrupa'da diğer mesela İtalya falan artıdaydı. İngiltere'si, Fransa'sı genel olarak artıda seyretti. Çin'den bir ihracat verisi kötü geldiği için bugün Asya'da bir miktar şey vardı. Çin'de bir miktar gerileme vardı ama Japonya falan süper. Amerika'da da her ne kadar düzeltme gelecek denmiş olsa da işte yavaş yavaş karlar gelmeye başladı. Amerika'da olumlu etki yapıyor bu. Hı hı. Bu akşam saat 21'de Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Son yapmış olduğu toplantı tutanakları açıklanacak. Onun bir miktar etkisi olur. Ama Fed'in toplantı tutanakları genel olarak daha çok altın üzerinde etkili oluyor. Parasal genişlemenin süreceğine dair mesajların gelmesi durumunda altın, dün merkez bankalarının altın alımı nedeniyle bir miktar yükselmişti. Aynı şekilde yükselmeye devam edebilir. Artı Türkiye'ye baktığımızda dün Sayın Erdem Başlı, Merkez Bankası Başkanı Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Orada daha önce söylediklerinin hani çok farklı bir şey söylemedi. Ama özellikle dün piyasaları bir miktar olumsuz etkileyen şeylerden bir tanesi Başçı'nın hani bu kredi büyümesiyle ilgili olarak tabii ki sıkıntısı var. Yani şu an krediler büyüyor. Çok da fazla müdahale etmeyeceklerini, bunun bir tamamıyla referans olduğunu söylemişti. Burada biraz da BDDK'ya vurgu yaptı. Yani hani onlar biraz önlem alsın şeklinde. Ama ben şunu söyleyeyim. BDDK'nın önlem alabileceği endişesi vardı. Bu yüzden yani BDDK'nın bankaların kredi genişlemesini engelleyici birkaç adım atabilir mi diye bir soru var. Ben şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. BDDK'dan öyle bir adım gelmez. Gelmez diyorsun. Kesinlikle gelmez. BDDK Başkanı Sayın Muhkim Öztekin daha önce farklı yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda özellikle ekonominin büyümesine vurgu yapıyordu. Bir de sanayici geçen sene çok kötü sıkıntıda. Kredi faizleri oldukça yüksek. Ve kredi faizlerinin düşürülmesi için de zaten bu faiz koridorunun üst bandı aşağı çekildi. Gerçekten de BDDK'dan bence bir şey çıkmaz. Ama piyasa dün biraz rahatsız oldu ondan. Yani BDDK'dan bir şey gelebilir mi diye bekliyor. Bugün itibariyle piyasaya baktığımızda genel olarak endeksin şimdi isterseniz grafiğini verelim. Dün endeks beklediğimiz gibi olumlu açıldı. Yani 83.700'e doğru 80 açıldı. Bir önceki gün 83.300'den kapanmıştı. Ve o aşamada endeksin ikinci seansta düşüşü daha çok şeyden gerçekleşti. İhaleler vardı yine. Evet. Bu ihalelerdeki faizler düştü. Aslında çok da kötü bir ihale değildi. Bir önceki günkü ihalelerden daha ihaleler kadar başarılı bir ihaleydi. Yani hazine borçlanırken oldukça iyi bir şekilde borçlandı. Şu an endeks dün de söylemiştim.
82 binin altında bir kapanış yapmadığı sürece normalde beklemede kalmak lazım. Hı hı. Bazı izleyicilerimizden gelen sorular var. Onları cevaplarken zaten o konulara tekrar değineceğim. Şimdi aslında hocam tam borsaya girerken bir soruyu yönelteyim hemen, evet, size. Kubilay Kurt diyor ki borsa düşüşle açılacak gibi görünüyor. Bugün için hangi seviyelere düşerse alım önerirsiniz. Stop seviyemiz ne olmalı diye sormuş o. Stop seviyesi şöyle. Yani stop seviyesi kesinlikle 82.000'in altında kapanış. Yani şöyle diyeyim. Diyelim ki ilk seansta 82.000'e geldi. 82.000'in altını test etti ama tekrar 82.500, 83.000 kapattı. Görmesi değil, 82.000'in altını test etmesi değil, 82.000'in altında kapanış olacağının anlaşılması durumunda aslında stop yapılabilir. Çünkü orada yabancıların kafasındaki planı çok iyi bilemiyoruz. Yabancılardan baktığımızda hani son 3-4 gündür oradan çok net alış gelmiyor. Yabancılardan çok net alış gelmiyor. Gelmeyince de endeks bir yatay banda girmiş durumda. 82.000 ile 84.000 aralığında, yani 1500 puanlık bir banda girmiş durumda. Şu an grafiği verelim. Bu şeyin grafiği, BIST 30'un grafiği ve BIST 30 sözleşmelerinin grafiği vadeli işlemler piyasasında. Dünkü kapanışla şu anki kapanışa, şu anki açılışa baktığımızda dünkü seviyelerde açılmış gözüküyor. Yani dünkü kapanışın çok hafif yukarısında açılmış gözüküyor. Eğer bu şekilde devam ederse bizim borsada benzer şekilde açılacak. Şeye baktığımızda, genel olarak dış piyasalardaki şu anki havaya baktığımızda sabah saatlerinde, yani yaklaşık bundan yarım saat önce Amerikan borsasının vadelilerinde hafif aşağı bir eğilim vardı. Orası artıya dönmüş durumda. Bu olumlu. Diğer taraftan faizler çok düşüyor Barış. Ve faizdeki düşüş ki Sayın Başbakan 6 bile yüksek deyince faizler göçtü yani tam anlamıyla. Hızla 5.80'e kadar indi. Faizlerde şu an dün itibariyle 5.80 seviyeleri görüldü. Ondan sonra 5.95'e kadar bir yükseliş vardı. Şu an özellikle bu şey faizlerde yeniden bir yukarı hareket olur mu endişesi hafif var ama dünkü ihaleler sonrasında bir miktar faiz yükselmişti. Ben çok yüksek bir hareket olacağını zannetmiyorum. Yani %6.1 veya %6.2 çok güçlü bir direnç haline dönüştü şu an. Orayı pek faizlerin yukarı kıracağını düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın da dün de söylediğim gibi 16 Nisan'da yapacağı toplantıda, para politikası kurulu toplantısında bir faiz indirimi beklentisi var. Şimdi orada bütün piyasa artık faiz indirimi bekliyor. Merkez Bankası'nın daha önceki söylemleri de reel efektif kur endeksi eğer belli bir seviyeyi aşarsa veya çok oynaklık olursa reel efektif kur endeksinde buna müdahale ederiz gibi, yani sözel bir müdahale gelmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu söylemiyle dolardaki hareketi karşılaştırdığımızda, ki şu an dolara baktığımızda dolar dün biliyorsun çok sert bir düşüş yapmıştı ama evet, 1.78 seviyeleri görüldü. 1.78'den sonra 1.78.50'ye doğru bir hareket oldu. Fakat dolarda ben bir miktar daha geri çekilmenin olacağını düşünüyorum. Yani 1.80'in üzerine çıkması olasılığı çok zayıfladı doların. Çünkü Japonya deli gibi para basıyor. Beklentilerden çok yüksek para basıyor. Japon yeni 100'e geldi. Yani 99 küsüre geldi. Ben hatta daha önceki yorumlarımda 95-96'dayken artık daha fazla gitmez diyordum. Hı-hı. Fakat Kurudo, yeni Japon Merkez Bankası Başkanı, bu tahvil alım programını açıkladıktan sonra özellikle Japon yeninde çok sert yukarı hareketler oldu. İstersen ona da bakalım. Japon yeni, hani ben 95-96'yı oldukça güçlü buluyordum. Ne zamanki Kurudo bu açıklamayı yaptı ve Japon yeni felaket bir değer kaybetti ve yani dolara karşı değer kaybediyor. Bu da Japon ekonomisini canlandırmak, enflasyonu arttırmak açısından, onlar açısından önemli. Şimdi 100'e geldi. Yani geçmiş dönemlere baktığımızda yani 100 seviyesi artık oldukça yüksek bir seviye ve daha önceki uzun vadeli, yani 2000'lerde, 2003-2005'lerde ki bu seviye 2001'den başlıyor. Yani şu seviye 2001 ve 2000-2001 yıllarında 100,
Sonra 130'a kadar çıkmış. Tekrar 100'e gelmiş. Sonra tekrar 120'ye gelmiş ama ne zaman ki bu 100 seviyesini kırdıktan sonra Japonya'nın inanılmaz değer kazanmıştı dolara karşı. Ve bu grafik eğer aşağı gidiyorsa Japon yeni değer kazanıyor anlamında. Zaten Japon yeni borçlanan ve kredi kullanan vatandaşlar da bundan çok ciddi darbe yemişti. En azından güzel olan bir şey var. Japon yeni borçlananların ödedikleri aylık şeyler, taksitler oldukça düştü. Yani minimum %25-30 azaldı. Yani 1000 lira ödüyorsa bu çok rahatlıkla 700-750 liraya düştü. Oradan o şekilde kazançları var ama zamanında da çok ciddi paralar ödemek zorunda kaldılar. Evet. Hocam borsa ile ilgili bir soru daha var. Onu da ekleyeyim araya. Son zamanlarda yurt dışında hiçbir hareket yok. Hatta olumluyken ikinci seanslarda birden satış geliyor. Evet. Ve hacim de fena olmuyor. İçerideki bütün olumlu gelişmelere rağmen ve iyi piyasalarda gelen bu satışları nasıl değerlendirmek gerekli? Takasta da gördüğümüz bu satılan malların tekrar yerine konması için bir düşüş gerekli değil mi demiş Turgut Cin. Tabii ki. Yani hani şöyle söyleyeyim. Ben genel olarak olumluyum borsa hakkında. Yani benim kafamdaki senaryo şey. Şu anki hani yükseliş düşüş burada ama şunu söyleyeyim yani. Yabancı mal almak için çünkü Türkiye'nin hikayesi iyi burayı pahalı buluyorsa 82 bini kırdırırsın aşağıya 75 bin 76 bin veya 77 bine kadar borsa düştüğünde zaten herkes kötü senaryo yazacak o sırada. Evet. Herkes çok büyük bir düşüşün başladığını ikili tepe olduğunu vesaire yazacaktır. Belki orada alırsın. Yani onların şunu artık söylememiz lazım. Yani çok net bu. Elinde ne kadar büyük para varsa yani yabancılar buraya gelirken herhalde 3-5 milyon dolarla gelmiyorlar yani. Bir bakıyorsun net alım miktarları 1 milyar dolara öyle ulaşabiliyor bir ay içerisinde. Ve şu an bir miktar pahalı da buluyor olsalar hikaye basit. Yani bir şeyi satın alacaksan ucuzlaması demek iki şeyin olması lazım. Birincisi firma satış ve karlarının artması lazım. Bu nasıl artar? Büyüme olursa artar. Evet. Büyüme olacak mı peki? Merkez Bankası faizleri gümbür gümbür aşağı indiriyor. Ve firmaların ilk 3 aylık sonuçlarını göreceğiz zaten. Mesela özellikle otomotiv sektöründe patlama var tam anlamıyla. Orada mesela, müthiş bir patlama var. Evet, evet demir çelik ve çimento sektörü benim tahminim 2013 belki olmayabilir. Ama 2013 ile 2014 içerisinde süresi içerisindeki en büyük kazandıran sektörler olacağını düşünüyorum. Yani demir çeliğin ve çimentonun. Bunun temel sebebi de inanılmaz bir yatırım projesi var. Yani burada işte otoyollar projesi var. Hele Eylül'de şey alınacak olursa çimento bulamazsınız alacak. Özellikle batıdaki olimpiyat eğer alınacak olursa. Olimpiyatlar alınırsa yani müthiş olur. Yani tek başına bizim çocuklar analiz ediyor şu an. Hani her çimento için bir hikaye de çıkartıyoruz. Yavaş yavaş o sonuçlar da gelmeye başladı. Şunu söyleyebilirim. 3 tane nükleer enerji santrali kuruluyor. Nükleer enerji santrali demek bir çimento şirketinin neredeyse tam kapasiteyle çalışması anlamına geliyor. Nükleer enerji santrali ile ilgili projeler bitip tam onay aldığı andan itibaren oraya gerçekten çimento yetiştirmek çok zor. Çünkü bir duvarın kalınlığı yaklaşık 10 metre. Öyle. Yani 9-10 metre. Taban çok fazla kazılıyor. Ve taban tamamıyla çimentoyla doluyor. Hani herhangi bir depremde bir şeyde sapasağlam olsun. Ve taban çok geniş oluyor. Yani senin o gördüğün nükleer enerji santralindeki o sadece o, işte şey gibi santralin uzayan yukarı doğru giden bu oval kısmı değil. Onun belki 5 misli, tabanının 5 misli kısmı şeyle kaplanıyor. Bizim analistler onların ayrıntılarını çıkartmaya başladılar. Nükleer santrallere yakın çimento şirketleri vesaire onlara da bakmak lazım. Yani bu tabii bugünden yarın olacak bir şey değil. Özellikle önümüzdeki 2 yıllık sürede ben iyi bir getiri elde etmek istiyorum. Yani borsada sektör olarak hangi sektörler ön plana çıkabilir diye soranlara verebileceğimiz bir cevap. Bir de güzel olan bir şey de 2012 çimento şirketleri için felaket kötü bir yıldı. Yani öyleydi, hepsinin çok kötü düştü. Peki hocam bir reklam aramız var. Bir araya gidelim sonra sorular ve yorumlar üzerinden devam edeceğiz. Çok kısa bir ara ardından beraberiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.
Selen Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam bir uyarı yapalım önce. Onu belirtelim onunla ilgili çünkü mesajlar evet, geliyor. Evet, İnternet evet. sitesi yayınında sıkıntı var izleyemiyoruz diyor değerli izleyenlerimiz ama bir problem yok aslında. İnternet sitesi yenilendi, teknolojisi değişti. Bugün TV solda köşede, bugün.com.tr'den girdiğinizde soldaki bloğun alt tarafında Bugün TV canlı yayına tıkladığınızda karşınıza bir program çıkacak. O programı yüklemeniz lazım. Infinite programı. Yeni bir teknolojidir. Onu yüklediğiniz anda zaten çalışmaya başlayacak ve izleyebileceksiniz. Orada aslında işte basınca normalde onu yükleyeyim mi diye sorması lazım ama veya görüntü gelmiyorsa yükle şeklinde bir şey olması lazım ama eğer yoksa Infinite yazarak Google'da arattıklarında o programı yüklediklerini çok, izleyebilirler. Yani 800 kilobaytlık çok şey bir program. Özelliği de şu, HD görüntüyü inanılmaz kaliteli veriyor. Yani ses görüntüsü ve çok farklı bir teknoloji kullanıyor. Şu an tüm dünya televizyonları artık buna geçmeye başladı. Yani internetten canlı yayını yaparken böyle muazzam bir teknoloji kullanıyorlar. Yoksa sitede bir sorun yok. Sadece onu vurgulayalım. Evet. Peki hocam şimdi sorularla devam edelim. Ahmet Öztürk demiş ki KC Hall, Sahol'da üçlü tepeler var. Endekste de üçlü tepe olma ihtimali var mı? Tabii olabilir. Yani tabii ki var. Yani şu an aslında endeks için genel olarak teknik olarak baktığımızda görünen şey şu. Yani endekste bir şöyle bir başlayan yükseliş, düşüş, tekrar yükseliş, bir omuz baş omuz formasyonu oluşuyor gibi gözüküyor. Yani burada normalde bir yatırımcı, yani biz teknik analist olarak şunu bekleriz. Ya aman yanlış anlaşılmasın. Özellikle burada çok yanlış yorumlar yapanlar var. Teknik analiz yapıyorum diye yanlış yorumlar yapanlar var. Şu şekilde bir hareket. Şimdi buradan bu hareketin şöyle devam ettiğini düşünelim. Ve 84.000 seviyesinden itibaren de şuraya gelsin. Biz buna işte birinci omuz, baş kısmı ve ikinci omuz diyoruz. Dolayısıyla obo formasyon dediğimiz. Burada da omuz baş omuz oluştu. Bunu aşağıya kırar mı sorusunu cevabı yok. Kırmayabilir. Yani buraya gelir, tekrar buradan döner, yukarıda gidebilir. Ve üçlü tepe de yapabilir. Yani burada ben birçok şeyde, yani Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor isimli kitabımda bunu çok anlattım. Mesela illaki her omuz baş omuz formasyonu oluştuğunda bu şekilde illa aşağı kıracak diye bir şey yoktur. Şudur omuz baş omuz formasyonunun en önemli mesajı. Eğer burası kırılırsa aşağı, niye ben 82.000'in altında kapanış olursa diyorum? Çünkü burası 82.000 seviyesi. Bunun altında kapanış olursa o zaman zaten şu boyut kadar aşağı gidebilir. Omuz baş omuz formasyonu kullanan bir insan normalde şimdi satışa falan geçmemelidir. Bunu kırıldığını gördükten sonra geçmeli ve bu 82.000'de 86.500 arasında 4.500 puan var. Yani şurası şu boyut tam anlamıyla 4.500 puan. Burayı da 4.500 puan indirdiğinizde 82.500'den 4.000 puan indirdiğinizde 78.500, 500 daha indirsen 77.000'e geliyor. Yani dolayısıyla şu seviyelere kadar geliyor. Bu yüzden omuz baş omuz formasyonu aşağı kırılmadan ve şey oluşmadan hani satışa geçmek çok anlamlı değil. Yani şurada satış yapmak daha riskli. Yani 83.000'de satış yapmak 82.000'in altında satış yapmaktan daha riskli. Sebebi de şu, burada çünkü demin söylediğim sebeplerle, makroekonomik nedenlerle ve BRIC ülkeleri var biliyorsun. Türkiye'nin de karşılaştırıldığı grup. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Şimdi buralarla karşılaştırıldığında buralarda büyüme aşağı gidiyor. Brezilya'da aşağı gidiyor. Rusya petrol fiyatları aşağı gittikçe sorun yaşıyor. Aynı zamanda Hindistan daha olumlu gözüküyor büyüme açısından ama Çin'de büyüme %7,5'a gelmiş durumda. Buralarla karşılaştırdığınızda 2,2 büyüme bile Türkiye'nin olduğu çevre içerisinde oldukça yüksek bir büyüme olarak görülüyor. Benim temel, ben zaten normalde hani teknik olarak bakarız ama tekniği çok kısa vadeli yapmak zorundayız. Teknik analizin en önemli özelliği, çok uzun vadeli teknik analiz, çok uzun vadeli sonuçlara ulaşamazsınız teknik analizde. Yani teknik analizde bir şey olacak, ondan sonra hareket edeceksiniz. Yani 82 bin aşağı kalacak, satacaksınız, sonra bekleyeceksiniz 78 binlerden alım yapmayı. Veya burada eğer borsa bugün 84 bin civarında bir kapanış yaparsa o zaman şurayı da geçmiş oluyor. Yani ikinci omuzun bize vermiş olduğu direnç bölgesini de geçmiş oluyor.
Öyle bir durumda bu sefer tekrar ikinci bir tepe yapma olasılığı var. Bu da 86 bin seviyesi ve daha önce gördüğü 86.200-300 seviyesi ki bu seviyeyi bu seviyede aslında bu dirençte satış yapmak daha anlamlı. Yani o orada karı realize etmek. Diyelim ki 86.000'e geldi. 86.000'de ben sattım. Sonra bir baktım ki 86.700 kırılıyor. Orada yeniden alım yapmanız gerekiyor. Yani teknik böyle bir şey. İzlemeyi de gerektiriyor. O yüzden ben sıradan yatırımcının piyasayı ne izlemesini öneriyorum ne de izleyerek teknik analize göre alım satım yapmasını öneriyorum. Yani teknik analiz her seferinde, her defasında kendisine mutlaka bir çıkar yolu bulur. Ama aşağıda talebe baktığımızda talep şu an zayıflamış durumda ve daha önceki yukarı talep aşağı inmiş durumda ve şu anki talep miktarı da bana şeyi gösteriyor. Burada şu an talebin zayıf olduğunu, çok fazla bir talep olmadığını gösteriyor. Yani işte yabancılar almıyor. Yabancı takas oranına bakacak olursak, yabancı takas oranında da özellikle son 4 gündür bir gerileme var. Yabancı takas oranı daha önce en yüksek seviye olarak %66'nın üzerine çıkmıştı. Yani takastaki yabancı miktarı şu seviyelere kadar gelmişti. Ve bu seviyelerden itibaren de özellikle şu düşüş, Moody's notu arttırmayacak gerçeği ortaya çıktıktan sonra oldu. Daha sonra yabancılar yeniden almaya başladılar. Buradaki alımın temel sebebi de özellikle Türkiye'deki bu gelişmeler, işte barış süreci, diğer ekonomik büyüme, Merkez Bankası'nın açıklamaları vesaireydi. Şu an bir düzeltme hareketine girmiş durumda. Şu an yabancı takasında özellikle şu seviyede bir destek var. Tam bu desteğe dayanmış durumda yabancı takası. Baktığımızda 65,5 seviyesinde. Şu an yabancılardan çok borsaya çok net bir alım yok. Evet. Fakat hani ben onu görsem zaten 84.500 kapatmışız demektir. Yani yabancılar da alıyor demektir. Şu an yabancıdan çok fazla giriş yok. Bu yüzden borsa biraz stresli birkaç gün geçirebilir. Yani 82.000 destek, işte 84.000 en yüksek 84.250 direnç olmak üzere 2.000 puanlık marjda dalgalanmaya devam edebilir. Yatırımcı şu sıralar Barış tam istim üzerinde. Yani tam anlamıyla her an çok tehlikeli bir şey olacağını bekliyor aslında. Evet. Böyle zamanlarda sürekli tedirginlik ve sürekli bir bekleme içine girer. Bu tür bir durumda aslında 80, mesela ilk seansta 82.006 diyoruz kapanış olursa. Hı hı. Altı test edildiğinde satışlar yoğunlaşır. Ve özellikle de şurada göstermek isterim. Yani burada alt şu bölge aşağı geldiğinde bir anda stoplar çalışmaya başlar. Herkes stop yapmaya başladığında bir anda 81.000'e düşersin. Sonra bir bakarsın ki ertesi gün tekrar 82.000 üzerinde açılmış ve ayı tuzağına yakalanmışsındır. Ben o yüzden kapanışa doğru bu olursa diyorum. Yani diyelim ki saat 16, biliyorsun 17.40'da kapanıyor. 17.40'dan önceki 17'den itibaren 16.30 17'den itibaren oraya gelecek olursa o başka bir şey. Ama bugün gün içi seansta bu tip testler olabilir. Fakat ben makroekonomik resme şeye baktığımda çok objektif baktığımda bu seviyelerden ben Türkiye'yi satın alırdım. Sebebi de ciddi bir büyüme olacak bu sene. Buna Merkez Bankası da destek verdi. Ayrıca bu büyüme illa bankalarda olmayabilir. Bankalarda acaba BDDK'dan bir şey gelir mi stresi endişesi var. Ben onu hiç kesinlikle beklemiyorum, BDDK'da kredileri engelleyecek bir şey. Artı diğer sektörler de çok ağır sektörler. Yani demir yolları yapıyorsun, her tarafa demir yolu döşüyorsun. Artı kentsel dönüşüm projesi var. Hepsini, bütün inşaatlara demir lazım. Ki olimpiyatlar henüz değil, onu speküle etmemek lazım. Yani olimpiyatları aldıktan sonra piyasa fiyatlamaya başlar. Genel olarak ben aslında şey değilim, yani çok olumsuz değilim. Dış dünyada da çok kötü şey anlamında, Avrupa hariç dışarısı da kötü değil. Yani Japonya'nın bastığı paranın yaratacağı etkiyi ben küçümsediklerini düşünüyorum. Yani bizde dolar, Japon yeni, hani Japon kadınlar Türkiye'de yatırım yapıyordu ya bir ara. Evet, evet. O sırada dolar 1.20'lere düşmüştü, 1.18'lere düşmüştü. Yani Japonya'nın bastığı bu para %6 getiriye hoplaya hoplaya gelir. Çünkü adam senin enflasyonunla zaten ilgilenmiyor. Dolar aşağı gidiyor. Ben sermaye girişlerinin ciddi biçimde artacağını düşünüyorum. Önce tahvile girer zaten, sonra hisse senedine girer. Hocam, Duran Bilgin de diyor ki konut kredisi düşer mi acaba? Dün sorduğumda 0.73 idi.
Düşer. Yani önümüzdeki dönemde bence konut kredisi düşer ama konut kredisinin düşmesi sayın izleyicimize artı bir katkı sağlar mı? Bundan emin değilim. Çünkü konut kredileri düştüğü anda ev fiyatlarında artış görüyorsun. Krediler düştü diye talep evet, artıyor. Öyle oluyor, tabii. O hesaba bakmamak lazım. Konut kredisi kullanacak kişinin yapacağı hesap şu. Ben ayda ne kadar kazanıyorum? 2000 lira kazanıyorum. Bu 2000 liranın %35'i nedir? 700 liradır. Benim taksitle ödemem maksimum 700 lirayı geçmeyecek. Evet. Ona göre vadelendirmem lazım. Ona göre hesap, faiz hesabı çok fazla yapmamam lazım. Çünkü zaten uzun vadeli kredi tabii, alıyorsun. Tabii. Ve uzun vadede de enflasyon bekliyoruz dünyada. Özellikle bir buçuk sene sonra bir ciddi enflasyon oluşabilir. Hı-hı. Bunu yapacağınız ödemeler çok anlamsız kalabilir. Tabii küçük kalacak zaten. Evet. Aylık gelirim, hanımla birlikte çalışıyorum, 5000 lira. %30'u kaç kardeşim, 35'i? Hı-hı. 1500 lira, 1700 lira. 1500-1700 lirayı geçmeyeceksiniz. Evet. Çünkü bu tüm dünya için geçerlidir. Yani devletlerin borcu için geçerlidir. Şirketlerin borcu, öz kaynakları %35'ini geçmemeli. Daha doğrusu toplam cirosunun 35'ini geçmemeli. Bunlar standart kriterlerdir. Hocam gong çaldı ama son 4 dakikamız dolayısıyla hemen bir altın Türk lirasına bakabilir miyiz? Sonra da bir dolara bakalım. Altın Türk lirasına dün de baktık Barış. Altınla ilgili olarak hani genel olarak çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani dün merkez bankalarının alımı vardı. O yüzden evet. 6580 dolara gitti uluslararası piyasalarda. Bu TL fiyatını gösteriyor. Şimdi TL fiyatına baktığımızda daha önceki 89 seviyesinin altını gördü altın. Yani yani pardon, 90 seviyesinin altına gelmişti ama daha fazla dibi gördü. Şu an şu seviyeden açılıyor. Yani yaklaşık evet. olarak 90.5-90.7'den açılıyor. Eğer altında 93-94 lira seviyesi görülürse altın portföyünde bir miktar azaltılabilir. Ama %10'un da altına çekilmesin. Yani diyelim ki 10 bin liram var. 2000 liralık altınım olabilir. Ama 2000 liradan fazla olmaması lazım. 1000 liradan da aşağı olmaması lazım altın. 1000 liralık kısmı evet. ben hep sigorta olarak düşünüyorum. Yani bu önümüzdeki dünyanın geleceği, küresel olarak gideceği yer tehlikeli bir yer. Bu yani bu krizler her ne kadar bir kısa vadede olumlu ekonomiler toparlıyor desek de Avrupa'daki sorun 10 yılda çözülmeyecek bir sorun. Ve para basmaya devam edecekler. Avrupa'da basacak, faizleri de indirecek. Artı Japonya'nın bastığı para, Amerika'nın bastığı para, Amerika varlık alımlarına devam edince 4 trilyon dolara çıkacak para arzı. Yani para tabanı. Öyle bir durumda enflasyon eninde sonunda gelecek. Ve o zaman yine altın revaçta olacak ama önümüzdeki 3 ay için, 4 ay için çok fazla altında umutlanmamalılar yani. Peki dolar diyelim hocam bir de. Sonra bir soru daha var, ondan sonra noktalayacağız. Dolarda 1.78 seviyesindeyiz. Burada duruyor dolar. Dikkat edersen yani şu seviyede bir destek yapmış gözüküyor. 1.80'in altına geriledi ve bu 1.80 seviyesi genel olarak desteklerin olduğu bir seviyeydi. Şimdi buradan itibaren dolarda bir miktar yükseliş bekliyorum. Yani şuraya kadar düştü 1.78 seviyesine. Buradan itibaren 1.79'a doğru gelip sonra tekrar aşağı dönmesini bekliyorum. Ve bu aşağı dönüş sırasında da o zaman işte borsaya yeniden evet. alım gelebilir. Dolar da bu. Dolarda şu an dikkat edersen talep oldukça zayıflamış durumda. Aşağıdaki kadranda çok net bir şekilde gözüküyor. Evet. Talep dibe vurmuş durumda. Bu yükselişleri çok cılız kılacaktır dolar. Peki hocam nasıl açıldık, ona da bakalım, ondan sonra kapatalım. Evet, IMKB 100... BIST hocam. IMKB tarih oldu. IMKB tarih. Alışamadık daha ama alışacağız. Evet, BIST 100. Teşekkür ederim. Evet, BIST 100'de şu an çok yüksek bir işlem hacmi gerçekleşiyor. Seansın ilk 5 dakikası olduğu için. Dikkat edersen şurada şöyle bir çubuk oluştu. Yaklaşık 20 milyon lota yakın bir hacimle 82.900 seviyesinden açıldık. 83.000'e yakın. Şu an 82.000 seviyesine yaklaşık 1000 puanlık bir marj var. Hani stop evet. diyebileceğimiz yere. Yukarı gitti, açıldı. Şimdi hafifçe aşağıya doğru geliyor. Hatta bir de şey yapalım. Şu anki hani grafiğin heyecanını göstermek açısından şey yapıyorum, hani hızlı görebilmek açısından baktım ama evet hocam evet. süreyi dolduruyoruz bu arada, bittiyse sizin evet. yorumunuz evet, tamam evet. Peki çok teşekkür ediyorum, yarın sabah yine beraber ben olacağız de çok teşekkür ediyorum, bir de kutluyorum tekrar. Biz de Galatasaray'ı tebrik ediyoruz hocam. Sizleri, bütün Galatasaraylı taraftarları Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.
Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.